İki ayda bir İnegöl'deki basın mensuplarıyla bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Halil Uraktaş, yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Halil Uraktaş, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Aktaş önce 15 Temmuz'da yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yaptı. O akşam bildiğiniz gibi televizyonla Yenikapı mitinginin sunumunu yapmıştık. Bunu da takip eden ciddi bir kalabalık oldu. Tabii bu noktada belediye olarak, özellikle de belediye başkanı olarak yerel yönetici olmamız hasebiyle risk almak durumundaydık. Şimdi SEK ve idaresini, riskten kastım SEK ve idaresini yapmak durumundaydık. İnsanların heyecanı vardı, insanlar öfkeliydi, efendime söyleyeyim şehitlerimiz vardı, gazilerimiz vardı. Biz de bu heyecanı, tabir edilmesi bu öfkeyi kontrol altında tutmak durumundayız. Dönem dönemdeki yaptığımız paylaşımlarla veya ikazlarımızdan dolayı kırılanlar alınanlar oldu. Ama takdir edersiniz ki arkadaşlar biz 250 binin tamamının rahatını düşünmek zorundayız, temin etmek zorundayız. Ya birinin öfkesi veya birinin heyecanı bir başkasının rahatsız edilmesi olmamalıydı. Nihayetinde Allah'a hamdolsun bir kimsenin burnunun bile kanamadığı, geri geldiği 20 binler, 30 binler, 50 binlerin bir araya geldiği, özellikle o bir iki akşam içerisinde ve gerçekten öyle hanımefendileri, öyle yaşlı amcalarımızı gördüm ki fedakarlı bir şekilde rahatsızlığına, engelliliğine veya farklı bir sıkıntısına rağmen büyük bir yüreklilikle, büyük bir coşkuyla belediyenin hoşluklarını gördüm. Daha sonra yapılacak ve yapılan projeler hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş konuşmasını şöyle sürdürdü. Merpa köylü pazarımız bitti arkadaşlar. Her an açılabilir. Dostum Doğa Spor ve Turizm Merkezi projemiz bitti. Bununla alakalı da açılış detaylarını şimdi paylaşmanın yakın bir zaman içerisinde ifade edeceğim. Yeni belediye hizmet binamız ve meydan çalışmamızda projeler hazırlanıyor. Bir son itibariyle ihalesini gerçekleştireceğiz. Oylak sürecinin yaklaşık bir aylık bir süreci var. Depo destekli bir proje. İnşallah bunu da hayata geçirmiş olacağız. Fakat çiftliğimizin, doğal yaşam çiftliğimizin ihalesi gerçekleştirildi 26 Eylül'de. Yine hayvan barınağımız, hayvan barınağının yanındaki mezbahane kalkmıştı arkadaşlar. Hayvan barınağı da kalkacak. Allah nasip kısmet ederse, paraları da geçtikten sonra yani yeni eğitim kampüsünü geçtikten sonra ormandan tahsis aldığımız bir yerde mükemmel bir hayvan barınağı orada faaliyete geçecek. İnegöl'ün yıl olma konusuna da açıklık getiren Aktaş, böyle bir çalışmanın olduğuna dair kendilerinin de duyduğunu belirterek şunları söyledi. 14 yıldır il olmuş hiçbir ilçe Türkiye'de yok. Evet, Ankara'da böyle bir çalışma var mı? Var ve duyuyorum. Ama işin boyutunun ne olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum. İşin boyutunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bazı illerin ilçeye, bazı ilçelerin de ile dönmesiyle alakalı çalışmalar olabiliyoruz. Bu makro bir planlamadır, bu İnegöl Ağzı bir planlama değil. Başkan Aktaş, İnegöl'deki su sorunuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Topu birilerine atmaktan ziyade, şöyle söyleyeyim, birkaç saatlik elektrik kesintisinin telafisi birkaç gün alabiliyor. Çünkü hatların tekrar dolması adına, arkadaşlar yoğun kullanım saatleri var. Ara vermeden devam etmesi gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünün. 600 litrelik sahneye ihtiyacı olan bir şehri siz 300 litreyle beslemeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla da temennimiz inşallah dikkat ederler. Ha, yani orada efendime söyleyeyim jeneratör yok muydu? Veya bu konuda tedbirler ne düşünüyorlar? İçin ofisinde bilmiyorum ama elektrik su kuyuları 24 saat esaslı çalışıp yani böyle sabah 8, akşam 5, memur gibi gelsin, akşam 5 dediğince anlaşılır değil. Çünkü orası devamlı gözetim altında tutulan yerler.